Evet, herkese iyi geceler. Ee, bu akşam e, Selam Fettahoğlu bize Oruç ve Sağlık isimli e, sunumunu yapacak. Öncelikle kendisinden bahsetmek istiyorum. Selam e, Hocam moleküler biyoloji ve genetik alanında lisans derecesine sahip. Ve lisanstan sonra felsefeye geçiş yapıyor ve e, bilimle felsefenin kesiştiği bu noktalarda çalışmaya başlıyor. E, ...yüksek lisans tezinde dünya dışı yaşamın din üzerindeki etkilerini incelemiş olup... ...şu anda Orta Teknik Üniversitesi'nde felsefe doktor öğrencisi... ...ve e, çocuklar için de popüler bilim kitapları yazmış. E, ben de çocuklar olan bir anne olarak aslında bu kitapları şu anda çok merak ettim. Bunlarla ilgili ayrıca bizi bir bilgilendirirseniz ona da e, mutlu oluruz hocam. E, bugün şimdi bize hem... Ramazan ayımızın e, vesilesiyle şu anda hepimizin çok yoğun bir şekilde Ramazanı yaşadığı günlerde e, içinde olduğumuz bir şey anlatacak aslında oruç ve sağlığı anlatacak. O yüzden söz uzatmadan kendisine veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. E, slide paylaşmam izninizle. E, evet Sercan hocamın da dediği gibi sunumun başlığı e, bir saniye şunu kapatayım. Sunumun başlığı sunumumun başlığı oruç ve sağlık. Ee, Ramazan ayında olduğumuz için e, oruç ve sağlıktan bahsedeceğim. Şu an Ramazan ayındayız. E, çoğumuz oruç tutuyoruz. E, bu orucun sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri var? Bununla ilgili bir e, küçük çaplı bir araştırma yaptım. Literatürü taradım ve e, o konuda e, verileri şimdi sunmak istiyorum. E, öncelikle akıştan bahsedeyim. İlk olarak aralıklı oruç diyetlerinden bahsedeceğim. E, aralıklı oruç diyetleri şu e, günlerde çok popüler, duymuşsunuzdur. E, eskiden daha çok kalori kısıtlaması diyetleri tavsiye ediliyordu. Ama şimdi daha çok aralıklı oruç diyetleri tavsiye ediliyor. Yani e, belli aralıklarla açlık e, tavsiye ediliyor. E, önce onlardan bahsedeceğim. E, çünkü Ramazan orucu da bir çeşit aralıklı oruç olarak sınıflandırılıyor literatürde. E, daha sonra... Şimdi bu aralıklı oruçta e, yeme zamanını kısıtladığımız için bunun biyolojik saatle bağlantıları var. O yüzden bir biyolojik saatten bahsedeceğim. Bu konuda da küçük bir giriş yapacağım. E, daha sonra e, Ramazan orucu özelindeki çalışmalardan bahsedeceğim. E, çünkü ben aslında bu sunumla ilgili e, hocamın e, bu sunumu yapmamı istemesinin nedeni ben birkaç sene önce bir yazı yazmıştım. E, Ramazan'ın e, yani orucun sağlığa etkisiyle ilgili. O dönemde bu yazıda tabii aralıklı oruç diyetleriyle ilgili verileri kullanmıştım. İşte açlığın şöyle faydaları var gibi sunum bir sunum yapmıştım. Ama o dönemde çok fazla eleştiri gelmişti. Ramazan orucu sıradan bir aralıklı oruç diyeti değil çok farklı. işte Mesela su içilmiyor da gibi ve yemek saatleri normal aralıklı oruçta tavsiye edilenden farklı gibi eleştiriler almıştım. O yüzden özellikle Ramazan orucu özelindeki çalışmaları sunacağım ve Ramazan orucunun da normal aralıklı oruç diyetleriyle çok benzer sonuçlar verdiğini söyleyeceğim ee, ve en son susuzluktan bahsedeceğim hani Ramazan ayında e, oruç tuttuğumuzda su içmiyoruz bu aralıkta oruç yani normal sağlık için tutulan aralıklı oruçlardan farklı e, o yüzden susuzlukun etkisi susuzluğun etkisidir bundan bahsedeceğim e, akış bu şekilde Şimdi e, dediğim gibi eskiden aslında kalori kısıtlaması diyetleri tavsiye ediliyordu. Ben hani küçükümde hatırlıyorum mesela e, kilo verdirmek için hani yiye yiye kilo vereceğiz, e, işte hiç aç kalmayacak, al kalmayacağız, aç kalmak iyi bir şey değil gibi e, tavsiyeler sunuluyordu. Ama e, son dönemde açlığın aslında oldukça faydalı e, bir durumu olduğu e, ve kalori kısıtlamasıyla yani aslında tok hissederek e, kalori kısıtlayarak bu faydalarından mahrum kaldığımız e, ortaya çıktı. Yani çünkü vücut aç kaldığımızda çok farklı bir e, yapıya sahip oluyor, dokuları tamir ediyor ve e, hasarlı moleküllerin dönüşümünü sağlıyor aç kaldığımız durumda. Bunu nasıl yapıyor dersek, yani normalde aç kaldığımız durumda e, vücut normal e, tok kaldığımız durumda. Vücut kendisini büyümeye e, adapte ederken, büyümek e, için enerjisini harcarken, aç kaldığımız durumda daha çok tamir e, yapıyor vücudumuz. Bunu nasıl yapıyor dersek, bunu otofaji dediğimiz bir mekanizma ile yapıyor. Otofaji e, hücrelerin atık temizleme mekanizmasıdır. Yani, e, hücreler e, atık, e, hasarlı hücreleri, e, hasarlı proteinleri e, küçük kesecikler haline alırlar. Ve e, yok ederler. Bu e, parçaladıktan sonra da içerikleri yeni e, içerikler üretmek için kullanırlar. Yani bu bir yenileme mekanizmasıdır. Otofajik atık temizleme e, eskilerden kurtulma mekanizmasıdır. Ve bu mekanizmanın çok düzgün bir şekilde gerçekleşmesi hastalıklardan korunmamız için büyük bir önem taşır. Bu otofajideki hasarların e, kanser, diyabet gibi nörolojik sorunlar doğurabildiği... E, görülüyor. E, kanser, diyabet ve nörolojik sorunlar doğurabildiği e, görülüyor. E, tip 2 diabet. E, bu e, otofajinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. E, ve otofajinin embriyonik gelişimde de çok önemli olduğu, bağışıklık sisteminin de sonrasında bağışıklık sisteminin de düzgün bir şekilde çalışması için büyük bir önem taşıdığı görülüyor. Yani otofajinin e, yenilenme için, hücrenin yenilenmesi, e, hücrenin ve dolayısıyla organizmanın yenilenebilmesi için büyük bir önemi var ve bu e, otofaji açlıkla tetikleniyor. Açlıkla tetiklendiğini gösteren bir görsel, e, Nobel ödülü alan e, Yoshinori Osumi'nin e, çalışmasından alın aldığım bir görsel. E, çalışma bunu açlığın tetiklediğini göstermek için değil, çalışma genleri tespit etmeye çalışıyor ama bu e, çalışmada... E, bu ekmek mayasını kullanıyor. Ekmek mayalarının otofajiyi gerçekleştirmesine engel oluyor. Onlara da bir mutasyona neden olarak. E, otofajiyi gerçekleştirmesine engel oluyor. Bu sayede biz e, otofajinin normalde, eğer genler hasarlı olmasa gerçekleşecek otofajiyi görebiliyoruz. Otofajinin gerçekleşmesine engel oluyor e, osumi çalışmasında ve e, daha sonra bu e, maya hücrelerini aç bırakıyor. Ve aç bıraktığında gördüğünüz gibi bir sürü burada kesecik oluşuyor. Bu kesecikler demek ki eğer mutasyonlu olmasaydı bu e, maya hücreleri demek ki bunlar hep degrede olacaktı, hep bozulacaktı, e, hep e, atıkları temizlemiş olacaktı. Mutasyonlu olduğu için yapamıyor bu görsel bize e, otofajinin nasıl açlıkla tetiklendiğini gösteren bir görsel olarak e, öneme sahip. Yani açlığın yenileme etkisini gösteriyor. E, tabii aralıklı orucun bu açlık nedeniyle büyük avantajları var. Öncelikle aralıklı oruç nedir? Ondan e, bahsedelim. E, aralıklı oruç e, yeme zamanını belirli bir süreyle kısıtlamayı gerektiriyor. Yani belli bir süre yiyorsunuz sonra kalan vakitte, e, kalan vakitte yemiyorsunuz. Bu e, yediğimiz sürede ne yediğinizle çok ilgilenmiyor aralıklı oruç. E, tabii ki e, yüksek yağ, karbonhidrat bunlar tavsiye edilmiyor ama kalori kısıtlaması yapılmıyor. Ee, kalori kısıtlamasıyla ilgilenmiyor yani aralıklı oruç. Ee, bunun çeşitli versiyonları var. Ee, yani Bir tanesi mesela Ramazan orucu. Ramazan orucunda da sonuçta yediğimiz zamanı kısıtlıyoruz. Ee, bir tanesi gündüzleri tutun. Bu en, en popüleri. Gündüzleri mesela sabah kahvaltısı yapıyor. Öğle yemeği yiyor ama akşam yemeği yemiyor. Ya da e, öğle yiyor, akşam yiyor e, işte sık kahvaltı yapmıyor gibi bu şekilde versiyonları var. Burada istediğiniz kadar su içebiliyorsunuz. Bir diğer versiyonu da bu bence en zoru yani denedim gerçekten çok zordu. Ee, alternate day fasting olarak geçiyor. Ee, bir gün tutuyorsunuz, bir gün boyunca hiçbir şey yemiyorsunuz. Ertesi gün istediğiniz ne varsa yiyorsunuz. Bunun da tabii e, çok e, faydaları var. Ama bu şekilde aralıklı orucun versiyonları var yani. Ama bunların hepsinin genel olarak ortak e, diyebileceğimiz bazı faydaları var. Bir tanesi e, DNA hasarını önlemesi aralıklı orucun. Bunu nasıl yapıyor? Tabii çeşitli mekanizmaları var. Bir tanesi antioksidatif etki sağlaması. Yani antioksidan etkisine sahip olduğu için DNA'nın hasar görmesine engel oluyor. Reaktif oksijenlerle. Ve otofajiyi tetikliyor. Tabii bu yenilemeyi sağlıyor az önce gördüğümüz gibi slide'da. Kan şekerini düzenliyor. Kan şekerinin artmasına engel oluyor. Yükselmesine engel oluyor. Aralıklı oruç. Ve yağ yakımını arttırıyor. Bu sayede beden kitle indeksini düşürüyor kalp sorunlarına karşı etki ediyor. Bunu zaten Ramazan orucunda da bununla ilgili birkaç çalışmaya örnek vereceğim. Ramazan orucu üzerindeki çalışmalardan bahsedeceğim demiştim. Ondan bahsedeceğim. bağışıklık sistemini olumlu etkiliyor. E, i̇ltihabi yanıtı azaltıyor. bu sayede bağışıklık sisteminin düzgün bir şekilde performans sergilemesine katkı sağlıyor. ve bilişsel fonksiyonları koruyor. Yani hafızayı güçlendirdiği depresyondan e, koruduğu gösteriliyor e, aralık orucun. Bu gibi faydaları var e, aralıklı orucun. Ve diğer bir faydası da keton seviyesini arttırması. Keton e, nedir e, diye bahsetmeden önce önce e, bizim şimdi normalde yemek yediğimiz zaman e, karbonhidrat al alıyoruz ve e, günlük enerji ihtiyacımızı bu karbonhidrattan aldığımız yani glikozla sağlıyoruz. Normalde bizim enerji ihtiyacımız glikozla sağlanıyor. Ama eğer biz 12 saatten fazla aç kalırsak, bu durumda glikoz tükendiği için bu durumda vücut e, yağ depolarında yağ asitlerinden e, keton üretiyor ve bu keton alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. E, ketonun kanda yükselmesinin belli avantajları var. E, bir tanesi keton DNA tamirini e, tetikliyor, DNA tamirini kolaylaştırıyor. E, bir tanesi beyinde nöronların üretimini yine e, kolaylaştırıyor ve nöronlar arasında bağ kurulmasını tetikliyor. Bu gibi faydaları var e, keton seviyesinin artması ve diğer bir faydası da uzun vadede e, eğer biz e, mesela şimdi glikoz normalde enerji kaynağımız yemek e, yediğimiz zaman glikozu kullanıyoruz. Eğer biz sürekli açlık tokluk döngüsüne girersek yani Ramazan ayındaki gibi muhtemelen eğer sürekli açlık döngüsü ve tokluk döngüsüne girersek sürekli metabolizma enerji kaynağını değiştirmiş oluyor. glikoz, keton, glikoz, keton, glikoz, keton şeklinde. Bu değişimler, sürekli değişimler vücudun uzun vadede strese dirençli olmasına neden oluyor ve bu sayede bağışıklık sistemini güçlendiriyor. kan şekerini kontrolünü kolaylaştırıyor bu stres direnci ve kilo kaybını da beraberinde getiriyor. Ve burada bu grafikte ketonun açlığa göre açlık seviyesiyle birlikte nasıl arttığını görüyoruz. 12 saatten itibaren artmaya başlıyor. Yani mesela sahurda yapmazsak özellikle büyük bir artış görmüş oluyoruz kandaki keton seviyesinde. Ve bu çeşitli organlar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. Yani beyinde de normalde enerji kaynağı olarak kullanabiliyor ama en son beyin yani ilk olarak en son beynin enerji kaynağı oluyor. Beyin hala kalan küçük glikozda devam ediyor. O da ilk 24 saatte sağlanmıyor. Yani muhtemelen Ramazan ayında biz ketonu beynimizde kullanmıyoruz ama diğer organların keton kullanması yine çok verimli olumlu sonuçlar sağlıyor genel sağlığımız açısından. E, tabii keton beyni çok olumlu etkiliyor dedik. Keton ve diğer mekanizmalarla e, bu konuda bir derlemede 2023 yılında yayınlanan bir derlemede mesela Alzheimer patolojisini azalttığı görünüyor. Sonucuna varılıyor. Aralıklı orijinal yani bütün çalışmaları incelenerek özellikle ben review'i tercih ediyorum ki böyle şeylerde daha çok çünkü hani diğer çalışmaları da derlemiş oluyor. Ve çalışmanın review'in sonunda, derlemenin sonunda e, aralıklı orucun orucun 12-24 e, saatlik e, yapılan aralıklı orucun Alzheimer e, riskini azaltabileceği sonucuna varılıyor ve e, yani Alzheimer'a karşı aralıklı oruç tavsiye ediliyor. Zaten bizim de Ramazan ayında mesela tuttuğumuz oruç e, 12-24 saat aralığında e, böyle bir e, faydası olduğu görülüyor beyin üzerinde e, aralıklı orucun. Tabi bu aralıklı oruç durumunda zaman kısıtlamalı bir beslenme gerçekleştiriyoruz. E, bu zaman kısıtlamalı beslenmenin yani e, hani gündüzlüğü mesela belli bir saat arasında beslenen mesela 8 saatlik olabilir bu 6 saatlik olabilir çeşitli versiyonları var. Bunun e, fareler üzerinde e, yapılan deneylerde etkilerini görebiliyoruz. Tabi insanlardan daha kolay oluyor deneyleri yapmak. Fareler üzerinde e, aralıklı orucun ...etkilerine bakıldığında 9 saatlik açlığın... farelerde antidepresif etki yaptığı görülüyor. 2017'de yapılan bir çalışmada. Bu sadece akut olarak bile... Yani ...çok kısa bir zamanda gerçekleşebiliyor bu etki. E, 2013 yılında yapılan bir çalışmada da... ...aralıklı açlık diyetlerinin... E, ...aralıklı orucu... ...yani bir uyumsuzluk olmuş bazen açlık bazen oruç demişim... E, ...aralıklı oruç diyetlerinin... ...beyin fonksiyonlarını e, koruduğu görülüyor. Ve... Bu ne bu çalışma biz, bu normal gün içinde kısıtlamıyor. Bu e, alternate day fasting dediğim hani bir gün e, tamamen hiçbir şey yemeyip sonra istediğini yeme gibi şeklinde bir e, oruç. Bu çalışmada bu yine fare üzerindeki çalışmada da beyin fonksiyonlarının ciddi bir şekilde arttığı, farelerde öğrenmede kolaylık e, görüldüğü, öğrenmesinin arttığı ve hafızasının da güçlendiği görülmüş bu çalışmada. Ve 2012 yılında yapılan çalışmada, e, 2012 yılında yapılan başka bir çalışmada bize e, kısıt, damar kısıtlamalı beslenmenin kalori alımı değişmese bile bizi e, yani bizi değil fareleri obeziteden koruyabileceğini e, gösteriyor. Bu çok ilginç bir çalışma bence. Çünkü bize hep böyle e, hani beslenmek için obezite için hep kalori hesabı e, öğretilmişti eskiden. Hep kalori hesabının çok önemli olduğu söyleniyordu ama bu çalışmada şöyle bir ilginçlik var. Görseli başka bir çalışmadan aldım ama ikisi çok benzediği için şuradan anlatacağım. Fareye e, yüksek yağlı e, yüksek kalorili yiyecekler verildiğinde e, veriliyor. Yükse, i̇kisinde de yani iki grupta fareler iki gruba ayrılıyor ve e, e, iki grupta yüksek kalorili yiyeceklerle besleniyor ve eşit kalori alıyorlar. Ama bir grup e, istediği zaman yiyor. Yani gün içinde 24 saate yayılmış bir şekilde bu kaloriyi alıyor. Bir grupsa kaloriyi kısıtlıyor. Yani 2012 çalışmasında 8 saatte kısıtlıyor. Şu an şu görseli aldığım çalışmada e, 9-12 saat arasında kısıtlıyor. Yani zamanı kısıtlıyor sonuç olarak. Ve zaman kısıtlandığında e, farelerin kilo almadığı görülüyor. Yüksek kaloriyle beslenmesine rağmen aynı kaloriyle beslenmesine rağmen. Ama fareler eğer yedikleri zamanı e, uzun bir zaman dilimine yayarlarsa 24 saate yayarak istedikleri zaman yerlerse farelerin obez olduğu görülüyor yüksek yağlı beslendikleri durumda. Yani iki çalışmada da aynı sonuca veriliyor zaman varılıyor. Zaman kısıtlamalı beslenme yüksek yağlı beslenmenin etkisinden kurtulmayı sağlıyor. Obeziteye karşı bir etki gösteriyor. E bu bizim öğrendiklerimizden geçmişte öğrendiklerimizden oldukça farklı çünkü bize hep ne yediğimizin önemli olduğu söyleniyordu. Tabii ki bu çok önemli. Yani e, Yüksek yağlı beslenmemek gerekiyor. E, bu çok önemli. E, kalori hesabı da önemli olabilir. Ama özellikle yiyeceklerin içeriği önemli. Yani, sağlıklı yiyeceklerle beslenmek. Ama e, ne zaman yediğimizin de çok önemli olduğunu gösteriyor. Öyle ki zararlı beslensek bile doğru bir zamanda yemek yiyerek e, zararın etkilerini hafifletebiliriz. Ve gördüğünüz gibi burada fare çok yüksek kalori almasına rağmen sadece zamanı kısıtladığı için kilo almıyor. Ama istediği zaman ya fare kilo alıyor. Bu iki çalışmada da kaydedilmiş bir durum. Şimdi şu ana kadar aralıklı açlık diyetlerinden bahsettim. Burada dediğim gibi her gün, gün aşırı yapılan diyet var. Bir gün istediğiniz yeniyor, bir gün yenmiyor Gün içinde 8 saatlik ya da 9-12 saatlik bölümlerle yemek yiyip sonra gece yenilmeyebilir. Bu durumda su da serbest bu arada. Bu şekilde versiyonları var ve bir de Ramazan orucu var. Bu da yine literatürde sayılıyor. Şimdi aralıklı açlık diyetlerinden bahsettim, onların faydalarından bahsettim. Şimdi bu zaman kısıtlamalı diyetin faydaları olduğunu söyledim. Bu neden faydalı? Yani nasıl oluyor da zaman kısıtlamalı diyet yapıldığında... Bu fareler kilo almıyor. Bu farelerin metabolik sorunları oluşmuyor. Bunun nedeni biyolojik saat. Şimdi biyolojik saatten bahsedeceğim kısaca. Şimdi vücudumuzda 24 saatlik ritimler tutan bir mekanizma var. Vücudumuzda 24 saatlik bir salınım var. Eee bu ritimler nasıl oluyor dersek, yani çok kompleks bir mekanizması var aslında. Ama çok basitçe açıklamak gerekirse, şimdi vücudumuzda biyolojik saatle ilişkili genler var ve bu genler protein üretiyorlar. Ve protein üretimi belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu proteinler hücre çekirdeğine geri dönüp kendi üretimlerini baskılıyorlar. Ama kendi üretimlerine baskılarken bozuluyorlar tabii. Ee, yani bu proteinler kullanılıyor kendi üretimlerini baskılarken ve daha sonra bitiyor. Bittiği zaman tekrar üretim başlatıyor. Tekrar kendi üretim yani tekrar bu proteinlerin üretimi başlamış oluyor. Ve e, yani proteinlerin baş, e, üretilmeye başlanmasından sonra seviyesinin artıp geri gelip e, bu e, kendi üretimlerini baskılaması ve sağ sonra bitmesi sonra tekrar başlaması bu süre 24 saat sürüyor. Ve bu da bize bir e, 24 saatlik bir ritim e, korunması, ritim sağlanmasını veriyor. Çok basitçe açıklamak gerekirse biyolojik saat yani vücudumuzda ritimler bu şekilde sağlanıyor. Ve bu ritimler tabi hani içsel olarak yönetiliyor ama bunu ritimlerin dışarıdan da aslında belli ayarlarının yapılması gerekiyor. Bu ayarda e, ...ışığa göre yapılıyor. Yani gün ışığı e, bizim biyolojik saatimizi düzenliyor. Gün ışığı e, gün içinde güneş ışığı e, beynimizde hipotalamus'ta bulunan... ...Scn isimli bir bölgeyi uyarıyor ve e, o bölgede e, bizim biyolojik saatimizi düzenliyor. Yani biyolojik saatimizin ana mekanizması beynimizde hipotalamus'ta bulunan bir bölgedir. Ve biyolojik saatimizin düzenlenmesi bizim vücudumuzdaki genel olarak uyku uyanıklık döngüsü hani acıkma, metabolizma, hormonların salınımı bunları belirliyor. Yani mesela gün içinde hani şu mesafeyi figürü hepimiz görmüşüzdür eskiden. mesela genel olarak saat 10 gibi tabi tabuna yaklaşık saatler hani sezona göre, mevsime göre değişir. yani mesela saat 10 gibi daha böyle zihinsel kapasitemizin açık olması gerekir. İşte akşam 9 gibi e, melatonin salgılanır uyumaya yardımcı olur bu. E, sabah Sabahleyin kortizol salınır bu. Hani ayıklığı sağlar kortizol e, stres hormonu olur, gündüz salınır gibi e, bir döngü vardır ve bu döngü biyolojik saat tarafından e, kontrol edilir. Bu döngünün kontrol edilmesi çok önemli ve e, biyolojik saatte bir sorun olduğunda Alzheimer, Parkinson, obezite, tip 2 diyabet e, ve kanser gibi hastalıklar oluşabiliyor. Yani bu hastalıkların e, biyolojik saatle ilişkisi olduğu düşünülüyor yapılan çalışmalara göre. Bu da biyolojik saatin bize ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, sağlıklı bir biyolojik saat mesela sağlıklı bir uyku e, düzenini beraberinde geçiriyor. Sağlıklı bir biyolojik saatiniz varsa eğer mesela gece e, 10 gibi falan uykunuz gelmesi gerekir. Dokuzda melatonin salınacağı için mesela. E, gün içinde e, tabii iyi bir uyku uyuyabilmeniz gerekir. Eğer sağlıklı bir biyoloji saatiniz varsa gün içinde e, uy, e, bilişsel kapasitelerinizin daha e, iyi olması gerekir. Daha uyanık olmanız gerekir. E, biyolojik saatiniz eğer düzgün çalışıyorsa bu bir e, kalp sağlığınızın e, olumlu etkiler. Kan basıncını olumlu etkiler. E, Karaciğer fonksiyonlarını olumlu etkiler ve kan şekerinin düzenlenmesini sağlar ve kas fonksiyonlarını da olumlu etkiler. Biz bu sağlıklı biyolojik saati, mesela eğer e, vardiyalı çalışıyorsak maalesef yani hem gece gündüz arasında kayma oluyorsa mesela uyku düzenimiz bozuluyorsa gibi bozabiliriz. Jet lag durumunda bozulur hani e, ülkeler arası yolculukta çok uzak yerlere gidiyorsak ya da yaşlanmayla maalesef biyolojik saat mekanizmaları hasar görüyor veya e, yaşam e, tarzımızı e, olumsuz bir şekilde yönetirsek yani yanlış saatlerde yemek yersek yani, 24 saati yayarak mesela yemek yiyorsak tabii o kadar şey yapamayız ama uyanık olduğumuz her dakikada bir yemek yiyorsak bir düzenimiz yoksa bu olumsuz etkileyebilir. Ya da geç saatlerde ışığa maruz kalıyorsak bu gibi durumlarda bu sefer biyolojik saat olumsuz etkilenir ve uyku kalitesi bozulur. Depresyona yatkınlık oluşur. Kalp rahatsızlıkları oluşur, hipertansiyon oluşabilir. E, karaciğer yağlanmasına kapı açılır. Kas fonksiyonları zayıflar ve e, kan şekeri kontrolü de zayıflar. Böyle bir olumsuz tabloya sahipsek de böyle bir e, Olumsuz bir biyolojik saatimiz varsa da bu durumu düzeltmek için işte bizim o zaman kısıtlamalı e, yemek tavsiyesi gerçekleştirilebilir, uygulanabilir. Zaman kısıtlamalı diyetin, e, zaman kısıtlamalı beslenmenin yani e, aralıklı orucun, aralıklı açlık diyetlerinin sağlıklı bir biyolojik e, saate sahip olmak için kullanılabileceği düşünülüyor. Yine sağlıklı... E, ışık da bizim konumuz yemek ama sağlık ışıkla e, maruz kalmak yani gece saatlerinde ışığa maruz kalmamak, gündüz saatlerinde ışığına maruz kalmak ve düzgün bir şekilde uyku uyumak da tabii ki biyolojik saati düzeltmek için bir adımdır. Peki biyolojik saatin e, hani bozuk olması, biyolojik saatin e, hasarlı olması ne demek dersek e, şimdi e, bu bunun hasarlı olması ana saatle beyindeki ana saatle diğer organlardaki saatlerin uyumsuz olması demektir. Şimdi e, be, beyin yani vücuttaki saat biyolojik saat ışığa göre düzenlenir dedim önceki slaytta ama e, aslında ana saat ışığa göre düzenlenir ana saat beyindeki hipotalamustaki ana saat ışığa göre kendisini düzenler. Bu ana saat e, vücuttaki diğer saatlerin de yöneticisi görevindedir ve diğer saatlerle ilişki içindedir. Ama vücudumuzda diğer e, organlarda da saatler binlerce saat vardır. Bu diğer organların da çünkü belli ritimleri vardır. Mesela akciğer günün her saatinde aynı şekilde aktif değildir. Yani akciğerin mesela gündüz saatinde daha aktif olması gerekir. Çünkü biz gündüz saatinde daha fazla patojene maruz kalıyoruz. Gece uyurken patojene maruz kalmıyoruz. O ritmi kendisinin ayarlaması gerekir. Bu yüzden hep her organın bir ritmi olduğu için her organın da bir saati var. Biz bunlara çevresel saatler diyoruz. Bu çevresel saatler ışığa göre ayarlanmıyor. Hani her ne kadar... Ee, bu beyinden emir alıyor alıyorsalar da çevresel faktörlerden etkilenmeye daha yatkınlar. Yani ne gibi? Mesela uyku, uyanıklık döngüsü, fiziksel aktivite ve yine ilgi alanımız olan yemekle. Yani yemememiz gereken bir saatte eğer yemek yersek bu e, ana saatle çevresel saat arasında bir uyumsuzluğa neden olabilir. Örnek vermek gerekirse mesela gündüzlüğün... E, yani gündüz, gündüz saatlerinde bizim sindirim sistemimizin aktif olması gerekiyor. Çünkü biz yani geceliğin uyumak için programlanmışız. Gece saatlerinde bizim e, sindirim sistemimiz normalde aktif değildir. Gece saatlerinde sindirim sistemimiz kendisini dinlenme moduna alır. Yani kendisini yeniden yapılandırır. E, biz gece saatinde beyin e, gece derken yani beyin gece saatine programlıyken biz eğer e, yemek yersek bu durumda gündüz sinyali vermiş oluruz çünkü gündüz yapması gereken bir şeye e, tetiklemiş oluruz gece yemek yediğimizde. Bu durum e, yani çevresel saate hani e, sindirim sistemine e, gündüz sinyali gönderir sindirim sistemi gündüzmüş gibi hareket eder ama ana saat sindirim sistemin hala gece olduğunu söylüyordur. Bu yüzden ana saatle çevresel saatler arasında bir uyumsuzluk gerçekleşir. Bir senkronizasyon bozukluğu gerçekleşir. Ve eğer bu çok tekrar ederse e, oldukça olumsuz sonuçlar sergilenebilir. Metabolik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. E, yani e, tekrar etmek gerekirse... Yeme düzeni de biyolojik saati etkiler. Biyolojik saat e, sadece ışıkla yönetilmez. E, aynı zamanda e, aynı zamanda yemek düzeni de e, diğer saatleri etkileyebilir ve biyolojik saati de bu şekilde e, etkileyebilme potansiyeline sahiptir. E, yemek düzeni biyolojik saat üzerinde o kadar etkilidir ki, şimdi az önce gösterdiğim deneyde e, yine hani çok yüksek yağlı besleniyordu. E, aslında çok benzer bir görsel vardı. Hani e, istediği zaman beslendiği zaman fare yani gün içinde 24 saate yayılmış bir şekilde istediği zaman yediği zaman yüksek kalori yediği zaman kilo alıyor. Ama yine yüksek kaloriye aynı kaloriye eğer kısıtlamalı bir zamanda yerse bu sefer kilo almıyordu. Yine aynı deney var ama bu deneydeki fareler bu deneydeki fareler biyolojik saatten yoksun fareler. Bu deneydeki farelerin biyolojik saatleri hasarlı. Buna rağmen yine de bu deney 2019'da yapılan bu deneyde şu görülüyor. Biyolojik saat yok, düzgün çalışmıyor. Ama buna rağmen sadece yemek düzeniyle düzgün bir metabolik ritim sağlanabiliyor. Ve e, yine de farelerin kilo alması engellenebiliyor. Biyolojik saatin normalde o kadar bağımlı olmasına rağmen metabolizma yine de e, sadece yeme düzeniyle bir zaman kısıtlamalı düzenle kilo almak engellenebiliyor. Bu da bize yeme düzeninin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, şimdi fareler üzerinde e, ya bakıldığında fareler e, gündüz yediklerinde, onların e, bu arada farelerin gündüzü bizim gecemize eşittir. Çünkü fareler gece aktiftir, e, biz gündüz aktifiz. Fareler gündüz dediğinde bu hani bize e, tercüme edersek bizim gece yememiz gibi. Gündüz dediklerinde, e, onların enerji harcanması azalıyor. E, ya yani aynı kaloriyle beslenseler bile, ya e, birikimi karaciğerdeki yağ birikimi artıyor ve e, yağlanma vücutta genel olarak yağlanma artıyor. Ama fareler gece beslendiklerinde e, yağ, karaciğerdeki e, yağ birikimi azalıyor. Aynı kalori, aynı şeyleri yeseler de e, yağlanma genel olarak azalıyor ve enerji harcanması artıyor. Şimdi bunu insana tercüme edersek, öncelikle yani insana tercüme etmek çok doğru olmayabilir ama zaten insan çalışmaları da benzer sonuçlar verdiği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Hayvan çalışmaları, insanları tercüme edersek, insanlar için imalarına bakarsak hayvan çalışmaları bizim... ...gece yerine gündüz yememiz gerektiğini söylüyor. Ve insan çalışmalarında da şu gözleniyor... ...zaman kısıtlamalı beslenmek her şekilde olumsuz, olumlu sonuç veriyor. Yani ben yememi gündüzde gündüzde mesela 8 saatle sınırlasam... ...ya da gece de sınırlasam her şekilde olumlu sonuç veriyor. Ama eğer ben gündüz yiyip gece yemezsem... ...bu kan şekerimi daha olumlu etkiliyor geceye göre. Ama her şekilde yine de olumlu etkilediği görülmüş başka bir çalışmada. Ve şu görülüyor ama... E ee, geç yemek yiyenler erken yiyenlere göre daha yavaş kilo veriyor. Şimdi e, tamam bunlar aralıklı orucun e, etkileri. Ama biz Ramazan orucunda gece yiyoruz. Yani bu olumsuz bir şey mi? E, bundan bahsedeceğim. Ben anneme az önce bu sunumu yaptım mesela. Hani bu e, şu cümleye gelene kadar e, hani biz Ramazan'da gece yiyoruz falan dedi. Bilmiyorum siz de öyle düşündünüz mü? Şimdi ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi şu ana kadar tekrar edelim. Aralıklı oruç diyetlerinden bahsettim, biyolojik saatte bir giriş yaptım. Şimdi Ramazan orucundan bahsedeceğim. Ramazan orucu e, acaba aralıklı oruç diyetlerinden farklı mı? Çünkü Ramazan orucunda biz normaldeki aralıklı oruç diyetlerinden farklı olarak gece yiyoruz ee, ve e, gece yiyoruz ve susuz da kalıyoruz. Şimdi acaba bu farklılık veriyor mu? Gibi baktığımızda öncelikle Ramazan orucunu bir e, tanıtalım. Hani tabii ki şu an böyle daha çok ilaçlara sunum yaptığım için biraz saçma olabilir ama yine de bir hani, literatür sunumu yaparken bahsetmek istiyorum. Ramazan orucu e, da e, bu bir çeşit aralık oruç diyeti olarak sınıflandırılıyor tekrar etmek gerekirse. Su içmeye izin verilmez ve gündüz saatlerinde yemek yenilmez. Bunlara rağmen bu farklılıklara rağmen genel olarak çalışmalar, e, Ramazan orucu üzerinde, özelinde yapılmış çalışmalar e, bu Ramazan orucunun da diğer aralıklı oruç diyetleriyle yani gündüz yapılan e, aralıklı oruç diyetleriyle benzer bir şekilde uyumlu bir şekilde sonuçlar verdiğini gösteriyor. Yani Ramazan orucu da olumlu bir şekilde etkiliyor sağlığı. Peki bu nasıl oluyor dersek? E, şimdi Ramazan orucunda biz tabi gece yiyebiliriz ama bu gece yediğimiz anlamına gelmiyor. Gece yersek her şekilde bu olumsuz sonuç verecektir. Ama bizim yediğimiz zaman iftar sahur e, ve bu konuda yapılan bir derlemede, tekrar söylemeliyim derlemeler daha diğer çalışmaları hesaba kattığı için daha iyi oluyor. Bu konuda yapılan bir derlemede, eğer böyle yaşam tarzı çok büyük oranda değişmezse, yani mesela tavura kadar oturma bu iyi bir şey değil kesinlikle. Eğer bu şekilde büyük yaşam tarzı değişiklikleri olmazsa, Ramazan orucunda biyolojik ritimler Ramazan orucunun biyolojik ritimlere herhangi bir zarar vermediği kaydedilmiş. Şimdi bu çalışma bunu gösteriyor. Bu bir e, biyolojik ritimlere zarar verilmediği kaydediliyor. Ama şu çalışmada tam tersi zarar vermeyi bırakın biyolojik ritimleri düzenlediğini söylüyor. Neden düzenliyor dersek aslında çok e, e, akla yatkın bir tarafı var. Şimdi o ben yani beyindeki ana saat kendisini ışığa göre organize ediyor demiştim. Evet. Biz de Ramazan'da aslında tam olarak kendimizi ışığa göre ayarlıyoruz. Yani biz güneş doğmadan yemek yiyoruz ve e, güneş battığı anda tekrar yemek yiyoruz. Yani biz yeme düzenimizi tamamen ışığa göre ayarlıyoruz. E, beynimizdeki ana saat de kendisini tamamen yine ışığa göre ayarlıyor. Aslında burada bir makul bir durum var. Eğer biz e, sadece iftar yapıp daha sonra tekrar e, güneş doğmadan e, sahur yaparsak bu arada da normal bir uyku uyursak ki birçok kişi aslında böyle yapıyor. Eğer çalışıyorlarsa hani evde oturanlar böyle yapmıyor olabilir ama çalışıyorlarsa birçok kişi zaten bu düzene sahip. Böyle bir durum bırakın zarar vermemeyi tam tersi biyolojik saati düzenliyor. Yani ana saatle çevresel saatler arasındaki uyum yoksa bile hani bu çevresel saatler eğer ana saatten bağımsız çalışıyorsa bile bir aylık böyle bir düzene sahip olmak, ana saatle çevresel saatler arasındaki uyumun Tekrar geri kazanılmasını sağlıyor, uyumu sağlıyor. Ramazan ayının böyle bir etkiye sahip olduğu görülmüş. 2022 yılında yapılan çalışmada. Dediğim gibi burada yani gece normalde yememek gerekiyor, aralıklı oruç diyetlerinde bu tavsiye edilen bu. Çünkü biz gece dinlenmek üzere programlanmışız ama bizim zaten yediğimiz o saat yani hemen güneş battıktan sonra yersek, sonra güneş doğmadan yersek zaten biz yine gece yemiş olmuyoruz. Yani bunun yine biyolojik saat üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu görülüyor. Ama şimdi bir de şunu düşünelim. Hani biyolojik saati geçtim. Sanki böyle insan böyle laboratuvar koşulunda, kültürde insanın hayatına, insanın biyolojisine bakıyormuşuz gibi düşünmeyelim de. Bir de şunu düşünelim. Diyelim ki hani Ramazan ibadeti şöyle olmuş olsaydı. Hani iftarı biz saat 12'de yapıyor olsak. Diyelim öğlen 12'de yapıyoruz. Ben öğlen 12'de işte oluyorum genelde. E, ailemle yemek yiyemem. Birçok kişi böyle. Yani gece vardiyası e, yani birçok kişi hani yaşam düzeni genelde gece vardiyası yapmıyorsa gündüz e, işte. Yani birçok kişi böyle. Hepimiz işteyiz. İş, e, Ailemize bir araya gelemiyoruz. Ha diyelim ki gelebildik. Ya sonrasında yine dağılacağız. Yani 12'den sonra tekrar iş yerine gitmiş oluyoruz. Sonrasında bir dinlenme olmuyor. E, akşam yemeği çok önemli. Birçok kültürde çok önemli akşam yemeği aile içi iletişimi sağlıyor. Akşam yemeğinde aile üyeleri bir araya geliyor ve bu sosyal bir destek sağlıyor. Sadece aile üyeleriyle de bir araya gelmiyoruz. Birçok yani Ramazan'ın bir kültürü var. Bir iftar kültürü var. Ve normalde bir sene boyunca bir araya gelmediğimiz kişilerle Ramazan'da biz bir araya geliyoruz ve bu durumda belki dertlerimizi paylaşıyoruz mutluluklarımızı paylaşıyoruz ve sosyal bir destek sağlıyoruz birbirimize. Bu durum sosyal destek, sosyal çevre zihin sağlığına oldukça olumlu etkiliyor ve insanların depresyondan koruyor bu zaten e, hani sosyal desteğin etkisi olumlu etkisi zaten bilinen bir e, olduk, uzun zamandır bilinen bir e, gerçek ve e, sosyal bağlamın etkisiyle ilgili 2003 yılında yapılan bir çalışma var o da şunu gösteriyor yani sosyal bağlam bu gülmek e, kan şekerini düşürdüğünü gösteriyor sadece depresyondan uzak tutmuyor direkt fiziksel bir etkisi de var şöyle bir çalışma yapılıyor 2003'te Japonya'da şöyle bir çalışma yapılıyor katılımcılar iki gün boyunca aynı yemeği yiyorlar 500 kalorilik bir yemek iki günde de aynı yemeği yiyorlar birinci gün yemeği yedikten sonra monoton bir konuşma dinlemeye gidiyorlar bir ders elektrürü ders konuşması 40 dakika sürüyor İkinci günde yine 40 dakikalık bir şey dinlemeye gidiyorlar ama bu sefer Gittikleri şey bir Japon e, komedi programı ve bin kişilik bir seyircinin arasında gidiyorlar ve oldukça fazla gülüyorlar. Sonra ne kadar güldükleri de soruluyor onlara. Oldukça fazla gülüyorlar, eğleniyorlar. Bu iki günde de hani önce yemek yiyorlar sonra bu etkinliklere katılıyorlar 40 dakikalık. Sonra iki günde de bunların kan şekerine bakılıyor. Ve e, güldükleri gün monoton, monoton e, konuşmaya göre... E, Kan şekerlerinin daha yavaş yükseldiği, daha az yükseldiği görülüyor. Yani kan şekerinin yükselmesini düşürüyor e, gülmek. Bu sosyal çevre, sosyal etki kan şekeri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip. Yani aslında çok optimum e, bir şey, optimal bir şekilde programlanmış gibi akşam yemeği saati. Çünkü hem zaten biyolojik saate bir zarar yok. E, biyolojik saat için hani güneşe göre programlanmış oluyoruz. Gece yemezsek çok olumlu etkileri var ama bir de bu sosyal destek, sosyal çevre üzerindeki etki de sağlanmış oluyor. Öğle yemeğinde olmayacak bir etki sağlanmış oluyor. Zaten e, bu arada ben bu çalışmaya referans verdim ama bu çalışmayı duyduğum yeri de referans vereyim. Astrid Pujari'nin bir e, şeyinde dinledim. E, bir konuşmasında gördüm. O bu çalışmaya referans veriyordu. Ben de e, ona e, yani çalışmayı okudum. E, o mesela şunu söylüyordu konuşmasında bir doktor olarak. E, Birçok hastasının yani gündüz yiye diyor mesela gündüz aralıklı oruç tutuyor ama hastası diyor ki ben ailemle yemek istiyorum yani aileme uyamıyorum falan bu yüzden onlara da akşam yemeği daha çok tavsiye ettiğini söylüyor kadın yani akşam yemeği çünkü aileyle beraber yenir böyle bir desteği vardır o yüzden akşam yemeğini de kapsayacak şekilde aralıklı orucu tutmak çok daha sağlıklı sonuçlar verir gibi görünüyor ama diyelim ki böyle faydası olmadı yani şimdi ben gerçekten çok ya hayranlık duyuyorum gerçekten çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum e, orucun hani oruç ibadetinin bu kadar sağlıklı bir sonuç vermesi hem e, hani depresyonun uzak tutması hem e, sosyal bir destek sağlaması hem e, vücut üzerinde diğer olumlu etkilerini ama e, böyle de bakmak çok gerekli değil yani ibadetin amacı gerçekten benim vücut sağlığımı korumak mı hani vücut sağlığımın ee, en iyi şekilde olmasını sağlamak bir hani belki detoks gibi bir şey yapmak değil yani ibadetin amacı bence hiç bu faydalar olmasa bile yani hiçbir şekilde diyelim ki akşam yemeği e, hatta zararlı olsun diyelim hiçbir şey olmasa bile sonuçta biz gündüz yemek yemiyoruz e, gündüz yemek yemiyoruz Allah rızası için e, ne yemek yiyoruz ne su içiyoruz bu bizim irademizi geliştiriyor ve irade önceden iradenin böyle bir hani sınırlı bir kapasitesi olduğu düşünülüyordu ama şu anda şu görülüyor ki irade bir e, kas gibi yani spor yaparak kaslarımızı geliştirdiğimiz gibi gelişebilen bir şey yani biz aslında oruç tutarak irademizi geliştiriyoruz ve bu e, şimdi tabii direkt çalışma olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama bu aslında mesela dinin yani temel gereksinimlerinden bir tanesi ahlaklı davranıştır ve ahlaklı davranışta da irade gereklidir. Aslında hani uzun vadede iradeyi eğiterek belki de ahlaklı davranışı bile eğittiğini en azından eğitim hipotezini ortaya atabiliriz gibi görünüyor. Yani ben ibadetin sadece burada sağlık yani sadece sağlığını vurgulamak istemiyorum. Bu sağlıklı olması da dediğim gibi bende bir hayranlık uyandırıyor ama sağlıklı olmasaydı bile. E ee, yine de sadece irade bile hani Allah'ın hikmeti vardır diye e, düşünmemize neden olabilecek bir durumdu. Şimdi Ramazan orucu üzerindeki çalış çalışmalara örnek vereceğim demiştim. Bakıldığında Ramazan orucunun e, oldukça e, olumlu bir beden kitle indeksinde oldukça olumlu sonuçlar kaydettiği görülmüş. Mesela burada bir meta analiz var. Şimdi meta analizleri genelde tercih ediyoruz. Böyle yani bir veri verirken böyle herhangi bir araştırma makalesindense meta analiz çok daha iyidir. Eğer bulabilirsek böyle çalışmalara referans vermek daha iyidir. Çünkü meta analizde bütün o konuda yapılmış çalışmalar değerlendirilir. Ve hani o çalışmaların sonuçta farklı koşulları var. yani Farklı ülkelerde yapılıyor, farklı koşulları var. Hepsi değerlendirilerek. ...bir sonuca vardır meta analizde... ...ve bu söylenir... ...şimdi bu meta analizde... E, ...Ramazan orucunun bakın... Ramazan ...orucu özelinde hiç aralıklı orucu falan değil... ...Ramazan orucu bundan sonraki bütün çalışmalar öyle zaten... ...Ramazan orucu özelinde yapılan... E, ...çalışmalar incelendiğinde... ...bu da iyi bir dergine yayınlanmış bir makale... E, e, ...Ramazan orucunun... E, ...ağırlığı azalttığı... E, ...ve vücut yapısını... ...düzenlediği görülüyor... E, işte aşırı e, kiloların, özellikle aşırı kiloların Ramazan orucu süresince kilo verdiği kaydediliyor. E, tabi Ramazan'dan sonra önlem alınmazsa kilo geri alınabilir. Şimdi yani, tabi diyebilirsiniz ki ben kilo alıyorum Ramazan'da. Açıkçası ben de kilo alıyorum eğer böyle düşünüyorsanız yani. Ama e, meta analiz olması yani genel bir e, sonuç verir. Yani herkes için e, sonuç vermez elbette. Bütün çalışmalara bakıldığında genel olarak e, özellikle aşırı kiloların bu arada yani normal kilodakilerin çok değil... Özellikle aşırı kiloların Ramazan'da kilo vermeye daha yatkın olduğu sonucuna varıyor bilim insanları bütün çalışmalar incelendiğinde. <laughs> Tabii eğer kilo alıyorsanız bunun nedenleri de e, mesela eğer akşam oturuyorsanız biyolojik saatiniz bozulabilir. Yani benim durumumda öyle mesela ben akşamlara oturmaya çok daha e, yatkın oluyorum Ramazan'da kahve içtiğim için yani böyle bir dezavantajı oluyor. Veya çok pide yiyorsanız mesela normalde hayatınızda olmayan bir şey hayatınıza birdenbire geliyor... Bir hani e, hayat tarzı değişikliği olmuş oluyor Ramazan'da. Bunun da olumsuz sonuçları olabilir. Eğer kilo alıyorsanız nedeni bu olabilir mesela. Bunlar olabilir. En azından benim durumum da bu. ne <laughs> e, kalp sorunları riskini azaltabilir. E, ram, e, gibi görünüyor. E, şimdi kalp sorunlarıyla e, nitrik oksit e, isimli bir metabolitin azalması arasında bir ilişki olduğu e, düşünülüyor. Ve e, bu çalışmada Ramazan'dan önce ve Ramazan'dan sonra e, nitrik oksit e, nitrik oksit metabolitinin e, miktarı ölçülüyor ve görüldüğü gibi anlamlı bir şekilde nitrik oksit miktarı artmış. E, çalışma bunun e, kalp sağlığı ile ilgili olumlu sonuçlar e, ima ettiğini Söylüyor bu çalışma bunu söylüyor. Kalp sorunları riskini azaltabileceğini söylüyor nitrik oksit nedeniyle bu ölçümlerle. Ve sadece bu çalışma değil yine meta demiştim. Yine meta, bu meta analizde de e, Ramazan orucunun kan şekerini düzenlediği ve kalp sorunları riskini azalttığı gösterilmiş. E, bu çalışmada da yine kalp sorunlarına karşı Ramazan orucunun etkili olduğu sonucuna varılmış. Ee, yine başka bir çalışmada da bu sefer Ramazan orucunun e, bağışıklık sistemini olumlu etkilediği gösterilmiş. Ramazan orucu e, vücudun itabi yanıtını azaltıyor. Bu da bağışıklık sisteminin olumlu bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Mesela bu çalışmada da e, Ramazan orucunun e, makrofajlar yani bu bir bağışıklık e, sistemi e, hücresidir. makrofajların sayısını arttırarak tüberküloz bakterisinin e, patojenin testine karşı etki gösterdiği görülmüş yani Ramazan orucunu yine bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini gösteren bir e, çalışma. Tabii bu olumlu etkilerin ne kadar süreceğini hani bilemiyoruz. E, Ramazan ayı boyunca olumlu bir etki sağlıyor ama ne kadar uzun bir süre e, olumlu etki sağlar onu e, bilemiyoruz şimdilik. Ama bu çalışmalar değerlendirildiğinde şimdi e, 2020'de bir perspektif makalesi yazılıyor. Yani yine o güne kadar yapılmış çalışmalar değerlendirilerek hani hem aralıklı oruç hem Ramazan ayı e, Ramazan orucu üzerindeki çalışmalar değerlendirilerek bir sonuca varılıyor. Orada da bu çalışmada da e, Ramazan'da hani COVID, pandemi döneminde acaba oruç tutulmalı mı e, gibi bir sorgulama yapıldığında tüm çalışmalar incelenerek şu sonuca varıyor yazarlar. E, pandemi döneminde oruç tutmak hani bırakın zararı olmamasının tam tersi faydalıdır. Bağışıklık sistemini olumlu bir şekilde etkiler ve e, bu yüzden tutulmasını tavsiye ediyorlar. Tabii tüm çalışmaları değerlendirerek ee, en azından 2020 yılına kadar yapılmış tüm çalışmaları değerlendirerek böyle bir sonuca varmaları da e, demek ki alanının uzmanları e, bağışıklık sisteminin olumlu etkilendiğini düşünüyor diye e, sonucuna varmamıza neden oluyor. Ve e, yine olumlu e, ruh halini olumlu etkilediği görülüyor Ramazan orucunun. E, bu çalışma Almanya'da yapılıyor. E, o Pardon e, Almanya'da yapılıyor, yaz gününde, yaz döneminde e, 17-18 saatlik e, oruç tuttuğunda Almanya'da e, kim Müslümanlar, onların e, yorgunluğunun azaldığı, e, ruh halinin olumlu bir şekilde etkilendiği e, ve e, vücut yapılarının da yine olumlu bir şekilde düzenlendiği e, kaydedilmiş bu çalışmada. E, burada da hiçbir kasa, kalori kısıtlaması yok, sadece Ramazan ayında oruç tutuyorlar. Ve yine bir meta analize bakıldığında, yine iyi bir dergide bir meta analize bakıldığında. Ee, yine dediğim gibi meta analiz hepsini değerlendirir. Burada da Ramazan ayında bakın Ramazan ayında diyor öyle genel aralıklı oruç değil. Ramazan ayında e, strese, Ramazan orucunun strese, anksiyeteye yani kaygı bozukluklarına ve depresyona karşı e, olumlu bir etki gösterdiği kaydediliyor. Eee Ramazan orucu dışında bir de Pazartesi-Perşembe orucu üzerinde bir çalışma yapılmış. Bu Pazartesi-Perşembe gelenekte Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutma var. E, bu orucun da e, yani İslami oruç olduğu için yine burada örnek verdim e, her ne kadar Ramazan orucu olmasa da. Bu şekilde Pazartesi-Perşembe orucunun da e, zihin faaliyetlerini 3 yıl boyunca Pazartesi-Perşembe oruç tutan yaşlılarda zihin faaliyetlerinin olumlu bir şekilde etkilendiği kaydedilmiş. E, bu da e, yani bilişsel fonksiyonlar için aslında Ramazan orucunun da e, kullanılabileceğini düşündürüyor. Yani ne kadar dediğim gibi oruç Ramazan orucu üzerinde bir çalışma olmasa da İslami oruç. Yani bizim tuttuğumuz orucun aynı. sadece pazartesi perşembe e, tutuluyor. Ve e, bir diğer etkisinde bağırsak bakterileri profilini olumlu etkiliyor. Ramazan orucu e, ve diğer oruç e, yani aralıklı oruç diğer çeşitleri. E, bu aslında çok önemli çünkü bağırsak bakterilerini son dönemde duymuşsunuzdur. Oldukça sık konuşuluyor. E, bağırsak bakterileri zihin sağlığıyla ve e, obeziteyle yakından ilişkili ve şu an hatta ikinci beyin olarak belki duymuşsunuzdur bağırsak bakterilerinin çok sık konuşuluyor. E, bağırsak bakterileri çok etkili zihnimiz üzerinde ve diğer metabolizmamız üzerinde. Bunun nedeni bağırsakla beyin arasında bir e, e, beyin bağırsak ekseni bulunması ve direkt bir iletişim sağlanması. Bu direkt iletişimin örneklerini biz zaten görüyoruz. Mesela hani e, çok stresliysek e, bu durumda e, çok stresliysek mesela hani gerginsek bu durumda karnımız ağrıabilir. Hani çok heyecanlıysak mesela bir sahnede e, konuşma yapacaksak karnımız ağrır. Hani direkt beyinden e, karnına bir etkileşim var. Veya hani e, kabuz olduysak, ishal olduysak yani bir e, bağırsak sorunumuz varsa, sindirim sisteminde bir sorun varsa bu direkt bizim daha gergin, daha stresli olmamıza neden olur. İşte bu iletişimi gösterir. Tabii bu iletişim bağırsaktaki bakterilerin de beyni direkt olarak etkileyebilmesine neden oluyor. Hem beyni hem metabolizmayı, yani obeziteyi de mesela. Mesela depresyonda şu an bağırsak bakterileriyle oldukça ilişkili olduğunu görünüyor. Obezite ile ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben daha gözde canlandırabileceğimiz için obezite örneğini vermek istiyorum. Obezitenin bağırsak bakterileriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Ve bir çalışmada şişman kişilerden, yani obez kişilerden... Bağırsak bakterisi alındığında, yani dışkı alındığında, dışkı alınıyor obez kişilerden ve bu dışkı örneği laboratuvar ortamında yetiştirilmiş, steril ortamda yetiştirilmiş, hiç daha önce bakteri görmemiş farelere veriliyor. Farelerin bağırsaklarına veriliyor ve bu fareler daha sonra obez oluyor. Yani bu bakteri nedeniyle obez olmuş oluyor fareler. Bu da bize bakterilerin obeziteyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Ve e, oruçla ilgili çalışmalara bakıldığında öncelikle çok az bu konuda çalışmam var hani bağırsak bakterileri ve aralıklı oruç konusunda ama e, oruçla ilgili yapıldığında aralıklı orucun bağırsak bakterisi çeşitliliğini arttırdığı görülüyor Bu e, bağırsak bakterisi çeşitliliğinin artması Oldukça olumlu bir profildir tam olarak istediğimiz şey. yani Mesela şu an çok şey e, prebiyotik ve probiyotikler tavsiye edilir ya aslında bunun tavsiye edilmesinin nedeni bağırsak bakteri çeşitliliğini arttırmak. Mesela çok çeşitli bitki yenilir e, yani yenmesi hep önerilir. Çünkü ne kadar çok çeşitli bitki yersek o kadar çok bakteriyi besleriz ve ne kadar çeşitli bakteri varsa bağırsaklarımız o kadar sağlıklı oluruz. Yani hem obeziteye karşı etkilidir bu hem depresyona karşı hem diğer birçok hastalığa karşı. Ee, ve aralıklı orucun bu şekilde çeşitliliği arttırdığı görülmüş. Ve e, aralıklı oruç yaptırılan fareden e, dışkı aktarımı yapıldığında bu dışkı aktarımı bu sefer e, genetik olarak tasarlanmış MS hastalığı modeli farelere veriliyor. MS hastalığı bildiğiniz gibi bir e, sinirsel bir e, sorun. Aralıklı oruç yaptırılmış fareden MS hastalığı modeli olan farelere dışkı aktarımı yapıldığında ee, bu MS hastalığı modeli farelerde MS'in gelişmesi yavaşlıyor. Yani MS'e karşı bir etki gösteriyor aralıklı oruç. Bu oldukça heyecan verici e, bir deneysel bulgu aralıklı oruçla ilgili e, çok yani aralıklı orucun sinir sistemi üzerindeki etkisiyle ilgili çok olumlu ve heyecan verici bir tablo çiziyor bu durum. Ve sadece aralıklı oruç değil Ramazan orucu üzerinde de e, gözlemlendiğinde bu konuda bir derleme yayınlandığında. E, şu, Derleme ikisini de değerlendiriyor bu arada o yüzden normalde aralık orucu öbür ilk başta bahsetmiştim ama derleme ikisini de bahsediyor. Bu derlemede e, hem Ramazan orucunun e, hem de e, aralıklı orucun e, bağırsak bakterileri üzerinde olumlu bir etki yaptığı e, ve e, olumlu bir profil çizilmesini sağladığını söylüyor. E, bu derlemede yani Ramazan da bağırsak bakterilerini olumlu bir şekilde etkileyecek şekilde görüldüğü için tavsiye ediyor bu makalede. Yani şu ana kadar aralıklı açlık diyetlerinden bahsettik kısaca açlığın faydalarından ve gündüz yenilen aralıklı açlık diyetlerinden bahsettik biyolojik saatten bahsettik ve Ramazan orucunun da biyolojik saate zarar vermediğini hatta gece uyunduğunda olumlu bir etki yaptığından bahsettik Ramazan orucunun da bir çeşit aralıklı açlık diyeti olduğundan bahsettik Ramazan orucunun olumlu sonuçlarından bahsettik Ve şimdi son olarak susuzluktan bahsedeceğim Şimdi e, Ramazan orucu hani bana demiştim ya bir makale e, yani bir yazı yazmıştım o zaman hep itirazdan geliyordu. Sanki şey gibi tamamen farklı da bir oruç hani e, aralıklı oruç bir şey böyle intermittent fasting diye literatürde çok olumlu veriler var. Ama burada açlık olmasına rağmen Ramazan da açlık ol, ayında da açlık olmasına rağmen hiçbir şekilde uyarlayamayız diye e, iddialar var. Tabi bilim insanlarından gelmiyor bu iddiaların yani sosyal medyada konuşanlardan geliyor. Sanki tamamen ayrı bir şey. çünkü neden? Orada susuzluk var. Hani yemek saati farkı susuzluk var gibi bir iddia. Ama esas tabi iddiaları onların susuzluktur. Ama bakıldığında Ramazan bakın hep size burada son kısımda hep Ramazan ayıcı Ramazan orucu üzerindeki yani özel olarak sadece Ramazan orucuna odaklanan çalışmalardan örnek verdim. Hepsi zaten aralıklı orucun e, faydalarını söyleyen diğer çalışmalarla tamamen uyumlu. ya yani doğru düzgün bir fark yok. Tabii arada küçük farklılıklar e, olur. E, metaboliklerde falan farklılıklar olur ama o zaten dire, e, direkt sadece aralıklı oruç çalışmalarında bile oluyor. Hep de meta analizi aslında esas e, örnek vermek istedim ve hep olumlu sonuçlara e, sonuçlar gördük. Hiçbirinde böyle susuzluk nedeniyle şöyle bir zarar e, görülüyor gibi bir şey ben görmedim. Okudum makalelerin hepsini okumadım şeyleri yazmadım. E, Koymadım yani. Ee, bu e, Ramazan orucu, e, orucunun susuzluk e, yarattığı ile ilgili bir söylem söz konusu. Hani susuzluk yaratıyor o yüzden zararlı. Şimdi susuzluk gerçekten çok zararlı. Susuz kalırsanız eğer böbrek fonksiyonlarınız baştan e, çok büyük zarar görür. E, bağışıklık sisteminiz zarar görür ve tabii ki zihinsel fonksiyonlarınız zarar görür. Susuzluk çok zararlı. Bunda herkes fikir Ama Ramazan yani iddiayı Doğru düzgün tebellendirebilmek için öncelikle tamam ben Ramazan ayında oruç tutarken su içmiyorum ama öncelikle bunun gerçekten vücudunda anlamlı bir şekilde su kaybı yarattığını ispat etmeleri gerekiyor. Yani gerçekten Ramazan orucunun tamamen farklı olduğunu söyleyebilmeleri için. Ee, ama böyle anlamlı bir su kaybı kaydedilemiyor. Yani 2020 yılında yayınlanan bir review'de mesela bir derlemede Ramazan orucunun vücuda zarar verecek bir su kaybı yaratığı ilgili bir veri olmadığını söylüyor. Hani çok fazla bu konuda çalışma da yok kişinin aslında. Yani çok fazla böyle değerlendirilmemiş. Ama zaten Ramazan orucu çalışmaları çok olumlu sonuçlar veriyor ve su kaybına da bakıldığında öyle ciddi bir su kaybı görülmüyor. Hatta 2018'de yayınlanan bir çalışma kronik be böbrek yetmezliği yaşayan kişiler için bile güvenli olduğunu söylüyor. Tabii ben burada kronik be böbrek yetmezliği yaşayanlar tutsun demiyorum ama onlar için bile güvenliyse e, tabii ki bizim sağlıklı e, kişiler için yani böbreğinde bir sorun yoksa tabii ki güvenlidir. O zaman neden zarar veriyor diyelim e, gibi e, bir sonuca varıyoruz. Hani dediğim gibi çok az veri var sosuzlukla ilgili ama olanlar da böyle ciddi bir zarar verdiğiyle ilgili bir e, sonuca ulaşmıyor. Eğer iftar ve e, sahur arasında e, yeterli su alırsak bunun bize zarar vereceğini düşünme, düşüneceğimizle ilgili herhangi bir neden yok. Şimdi susuzluğun bir zararı yok gibi görünüyor ama faydası da yok. Yani normalde hani belki vardır ama biz keşfetmemişizdir ayrı ama normalde bir aralıklı oruç tutacaksak e, normalde su içerim ben. Mesela sağlık için e, aralıklı orucu ben de arada yapmaya çalışıyorum hani kilo verebilmek ve e, hani zihin sağlığımı korumak için. E, aralıklı orucu normal Ramazan dışında yaptığımda hem gündüz diyorum hem de su da içiyorum. E, yani susuzluğun bir faydası olduğu ile ilgili çünkü bir şey yok ama aslında şöyle bir durum var irade demiştim ya yemekle ilgili aslında susuzlukla ilgili de aynı şey geçerli. Hem aç kaldığımda hem de susuz kaldığımda Allah rızası için bunu yapıyoruz. Ee, yani önümde mesela tutun yani içebilirim. Hani elimi al, alıp da içmemem için bir neden yok ama içmiyorum. Susuzsam da içmiyorum. canım kahve istiyor mesela aralıklı oruç. Normal sağlık için tutuyor olsam zarar vermez ama... E, yani yemek gibi hiç sayılmıyor çünkü kahve e, tadı acı olduğu için ama e, ben Ramazan ayında onu içemem mesela. Bunun belki sağlığıma direkt bir faydası yok ama bu benim irademi güçlendiriyor. Yani ben Allah rızası için yapabileceğim bir şey yapmıyorum. Bu şekilde aslında irademizi eğitmiş oluyoruz ve dediğim gibi iradenin yani eskiden böyle sınırlı bir kapasitede bir irade olduğu düşünülüyordu ama şu anda son durum yani literatür şunu söylüyor. İrade aslında geliştirilebilir bir şey. Kas gibi. E, irademizi eğitebiliriz. Ne kadar çok iradeli bir şekilde davranırsak sonrasında iradeli davranmak için de kendimizi o şekilde o kadar geliştirmiş oluruz ve bence irade dinin e, çok temel taşlarından bir tanesi olarak duruyor çünkü ahlaklı davranabilmek için iradeli olabilmemiz gerekiyor. Bence e, susuzluğun da e, irade konusunda bir iradeyi geliştirme konusunda bir faydası olduğunu düşünebiliriz. Sonuç olarak Ramazan orucu diğer aralıklı oruç diyetleri gibi sağlık için oldukça olumlu sonuçlar veril gibi görünüyor. Eğer sağlıksız alışkanlıklar edinilmezse yani geceleri çok parlak ışığa maruz kalınmazsa ki şu an bunu yapıyoruz aslında ben de yapıyorum. Bu yapılmazsa yani normaldeki beslenme düzeninden çok daha fazla karbonhidrat alınmazsa bunlar biyolojik saati bozmaz. Tam tersi sadece iftarda ve sahurda yersek biyolojik saatimizin ritimlerini düzenlemiş oluruz iradeyi güçlendirir ve eğer yanlış yaşam tarzı tercihlik eğer yanlış yaşam tarzı değişiklikleri olsa tekrar vurguluyorum tam e, tersi olumsuz etki yapabileceğini de vurgulayayım. Yani Ramazan orucu büyük ölçüde faydalı gibi görünüyor ama e, olumsuz sonuçlar vereceği tabloları da burada çizebilirim. Ben hani sağlıkla e, sağlık üzerindeki olumlu etkisinden bahsetmek istedim. Eğer yanlış yaşam tercihleri yaşam tarzı tercihleri yaparsak en başta e, ışık maruziyetini ve gece yarısı yeme yani iftarda sahur arasında yemeden bahsediyorum yani iftarda ve sahurda değil, arasında yemeden bahsediyorum bu gibi faaliyetlerde durumlarda ramazan orucu tam tersi sağlıksız etkide yapabilir aslında bu bizim e, elimizde olan bir durumdur yani sonuç olarak genel açıdan bakıldığında ramazan orucu e, sağlığa oldukça faydalı bir durum olarak görünüyor söyleyeceklerim bu kadar e, tıbbi tavsiye değildir hiçbirisi doktor da değilim zaten e, hastalar için riskler olabilir ben sağlıklı bireyler için e, literatürü taradım sadece ve dinlediğiniz için teşekkür ederim söyleyeceklerim bu kadar evet teşekkür ediyoruz çok güzel bir sunumdu e, şimdi birkaç soru vardı ben size sorayım senin hocam e, bir soru da diyor ki sahurdan sonra hemen yatmanın Sindirmemizi ve uykumuzu nasıl etkilediğine dair bir çalışma var mı? Evet, yani ben... ideal olan bir süre var mı? Sahurdan sonra oturalım mı biraz? Ee, öyle gibi görünüyor aslında. Çalışmalar genelde savurdan sonra oturuyormuş gibi. Benim gördüğüm e, hep varsaymış. E, uyunursa nasıl olur? Onunla ilgili bir şey görmedim özelinde. Yani okumadığım için çok yorum yapmak istemiyorum. Ama okuduğum çalışmalarda hep savurdan sonra e, ayakta kalınıyormuş gibi varsaymıştım. Zaten öyle bir şey e, insan yapmak çok zor gibi geliyor. Yani insanlara yani farelerde yapmaya kalksan yapamazsın böyle bir deneyi. Çok zor yani fare uyut, uyutma yani bu belki evet. klinik uyutulabilir ama o sıkıntı yani insanlarda da nasıl yapılır bilmiyorum ama gözlemsel çalışma yapılır tabi rastgele belki biraz e, biraz belki şey olsun bekle, beklesinler yani sindirim açısından diye. Hı -hı. Bir de burada bir e, bir dakika bir saniye. Pardon. Nereye gittin? Yorumlar bir yere gitti. Şurada bir soru vardı. Siz bu şeyden bahsederken, Alzheimer'dan bahsederken burada bir Arzu Hanım dedi ki annem Alzheimer şu anda dedi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hı. Ve 12 yaşından beri oruç tutmuş ve kan dilbini dahi tutuyordu. Hani işte Alzheimer'dan korunamadı gibi bir şeye getiriyor. Ona ne diyorsunuz? Ya Bu tabii her konuyla ilgili yapılabilecek bir yorum. E, ya genel açıdan, istatistikler açıdan koruyor demek e, hiçbir şekilde Alzheimer'a yakala, Alzheimer yakalanmayacağız anlamına gelmiyor. Tabii ki çok geçmiş olsun e, ama her zaman e, istatistiksel bir sonuç verir bu. Ben mesela kilo verme örneğinde de dedim hani kilo verir gibi görünüyor, verdirir gibi görünüyor. Ben tam ter, tersi kilo alıyorum. Başka faktörler de var. E, yani makine gibi değil yani hani Alzheimer'dan korunuyoruz e, sonra olmayacağız gibi değil. Başka faktörler de var birisi genetik yani siz demişsiniz genetik hattının olabilir aynen başka çevresel faktörler olabilir sadece yemek değil başka nedenlerle bozulmuş olabilir belki bağırsak bakterileri belki bir bakteriye maruziyet olmuş olabilir yani incelense ne çıkar bilmiyorum ama yani tamamen koruyacak demiyorum riski azaltır yani istatistik zaten bize yüzde yüz vermiyor hani bir şey var istatistikçiler işte matematikçi 2 artı iki kaç eder demişler 4 eder demiş istatistikçiye sormuşlar iki artı iki kaç eder o demiş ki şey, %99.94 eder demiş yani o hesap orada %0.1 illaki bir açık bırakılıyor belki işte bu tarz örneklerde o %01 içine girsin diye yoksa aksi halde matematiğe göre hepsi e, hiçbiri alzheimer olmayacak ya da hepsi alzheimer olacak gibi oluyor. Dolayısıyla bir opsiyon bırakıyor aslında istatistik orada evet başka seçenekler olabilir ben... E, bir şey ilgimi çekti. Müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Çok ya, e, değişik bir şey yani şöyle konunun kendi itibariyle değil ama e, Ramazan orucu ile ilgili yayın yapanların mesela yabancılar olduğunu fark ettim. Tabii onların inancını biz bilemeyiz. Yani isimleri yabancı ama e, Müslüman olabilirler. Olmadıklarını varsaydığımda bu şöyle güzel bir şey oluyor. Şimdi biz Müslüman olarak böyle bir çalışma yaptığımız zaman ki diğer çalışmalarda çoğunluğun ismi Müslümandı fark ettim. Hı -hı. Biz yaptığımız zaman ön kabullerimiz var yani. Biz çünkü diyoruz ki biz Müslümanız illaki bir hani orucun bir faydası olacak. Olmalı, olmalı. E, dolayısıyla bunu hani halbuki bilimsel çalışmalarda olabilir de olmayabilir de bir hipotezle başlarsın. Dolayısıyla biz bunu bir ön kabulle yapıyoruz ya. Şimdi o tarz e, yani Müslüman olmayan insanların bunu yapıyor olması ben çok kıymetli buldum. Bu aynı zamanda o insanların da hani Bakış açısı açısından, onları okuyanlar açısından, çevresindekiler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, e, o anlamda güzel olabileceğini düşündüm. E, evet, başka soru var mı? Burada Serhat Bey bir şey demiş. Sadece savur için değil diyor, genel olarak yemek yedikten sonra tahmini olarak 45 dakika boyunca ayakta kalmak gerektiği uzmanlar söylüyorlar demiş. Evet yani genel olarak bu zaten o dediğim gibi e, sahura, yani o dinlenme süreci iftar ile sahur arasında. Yine o saatte uyuyacağız sonra kalkacağız. Eşin aslında benim iş yerimle evim arasında mesela iki saat e, ben zaten sahurdan sonra uyumam gibi bir şey söz konusu değil. Mesela benim gibi durumu olanlar için zaten o saat. İstanbul'dakiler de muhtemelen öyle. Zaten Mukaddes hocamın da günlük rutininden e, gördüğümüz üzere evet. onu zaten maşallah namazları... E... Yani farz namazlardan çok ötede bir namaz onun şeyi var maşallah. Yani biz farzları zor yerine getiriyoruz. O tebrik ediyorum. Devam ediyor. Yani şey e, özleniyoruz diyelim. Şimdi bir de e, hani siz bir şey demiştiniz ya o e, o çok aslında konuyu şey yapıyor ama tabii şöyle başka soru var mı? Önce bir onu alalım da. E, başka bir soru gelmedi gibi. Evet, Bey, Buyurun. Cumhur Hocam. Sesiniz kapalı. Ee, hocam teşekkür ederiz böyle bir sunum için. Hele böyle Ramazan'da e, böyle bir konuda da şey hazırlamak çok kolay bir iş değil herhalde. E, ben bir şey soracağım. Şimdi bu su e, öncelikle şeyi söyleyeyim de bu e, sunum Ramazan orucunun faydaları üzerine kurgulanmış biraz. Şimdi Ramazan orucu bugün ben kendi tecrübelerime göre söylüyorum. E, bugünkü tutulan şekilde oruç Ramazan'da bizim Türkiye'deki tutulan şekilde e, bu orucun sağlıktan sağlıklı olmasını hiç bahsetmek imkanı yok bence. Yani şimdi iftarda yenenlere düşünürsek, savurda yenenlere düşünürsek, iftardan sonra yenenlere düşünürsek abur cubur işte meyveydi, şeydi işte e, bütün günün hırsını akşam o 4-5 saatlik zaman çerçevesinde kışın oradan çıkarıyor tutan, oruç tutanlar. Ondan sonra savurda da e, savur yiyip hemen yatıp işte uykudan biraz daha uyku, fazla uyumak şeyine cihetine gidiyorlar. Kışın. Yazın tabii bu susuzluk ve açlık şeysi daha uzun saatlere yayıldığı için daha büyük problemler çıkıyor yani. Çünkü biz yemek e, şeyini e, Ramazan'da iftara kaçıyoruz. Bütün günün yemeğini üç öğünlük yemeği bir öğünde yemeye çalışıyoruz. Problem ondan çıkıyor bence. Yoksa esasında Ramazan'da ya da herhangi bir zamanda böyle oruç tutmak sağlıklı. Ama savurdan sonra yatmamak şartıyla tabii ki. Akşam da vaktinde erken yatmak şartıyla çok e, faydaları olduğunu inanıyorum. Yani ben kendimde de vücudumda da denedim bunları. Ben şeyi merak ettim hocam. Bu e, şey sunumda yoktu o kısım da su orucu tutuluyor mesela su orucu. Sadece su içerek işte iki gün, üç gün, dört gün hatta bir haftaya kadar ee, hiçbir şey yemeden sadece su içerekten yani çay içerekten kahve içerekten veya ağırlıklı olarak da su içerekten oruç tutuluyor. Bu hem bunun sağlıkla ya da kilo vermeyle bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Bu konuda herhangi bir şey yaptınız mı acaba çalışma? Yok ee, yo ben zaten e, literatürü taradım. Hani kendim e, felsefe alanına geçtim ama evet bu konuda gördüm. Hatta daha yeni Ramazan'dan önce kendim de denemeye başladım. 3 ee, günden sonra e, her beyin keton kullanmaya geçiyor diye öyle bir deneme yapayım dedim ama yapamadım. Yani çok kısa bir sürede geçti ama gerçekten çok e, özellikle sinir sistemi üzerinde üç günü aşan e, yemek yememenin çok olumlu sonuçlar olduğu görülüyor. Kilo vermede de mesela yanlış hatırlamıyorsam bir haftada ortalama 5.7 idi öyle bir şey hatırlıyorum yani. 5.7 diye hatırlıyorum. E, 5.7 e, kilo veriyordu e, katılımcıların ortalaması yani evet onun da çok olumlu sonuçları vardı hani dediğim gibi bu aralıklı orucun çok fazla çeşidi var yani orucun çok fazla çeşidi var de, bir tanesi mesela bir gün yiyip bir gün yememe. onu da denedim o çok zor e, bir de işte üç gün yememeyi denedim hani hem kilo vereyim hem e, beyin sağlığı olumlu etkilensin hmm. diye o da onun da çok olumlu sonuçları var ben maalesef onu alamadım çünkü hocam siz kendinizi çok denemeyin yani yine de e, şey bırakın yani çok çünkü sü sürekli diyet değişiklikleri de hani vücuda iyi tavsiye edilmiyor. Evet. Ee, bilmiyorum, siz bilirsiniz evet. ama böyle belki çok şey olur, sıkıntı olur. Haklısınız yani, hocam. Tersi, düzgün değil bende yani onu deneye deneye ben kendim bozdum onu biliyorum. Ama bu arada cumhur hocam gerçekten katılıyorum kesinlikle ya kendim mesela onu büyük ölçüde düzelttim ama önceden bende de öyle oluyordu sanki ertesi günde de yiyemeyeceğim yani ne yiyorsam kerdir gibi evet. tabi bu aslında psikolojik olarak yani yanlış bir durum yani her şeyi böyle depolama isteği yanlış bir durum yani iftardan sonra özellikle bu yediğimiz ağır tatlılar yani iftardan sonra bir kere bir şey yemememiz gerekiyor onu bir evet. açmamız gerekiyor normal sağlıklı olabilmesi için. Maalesef çok üzülerek söylüyorum ama maalesef kendim de mesela sahura kalkıp özel kahve içiyorum. Akşamleyin kahve içtiğim zaman uyuyamıyorum. Bu biyolojik saati bozar mesela. Yani iftar evet. daha kahve içmememiz gerekiyor. Belki bitki şey yani uzamur gibi bir şeyle. O Hocam durumda... çayı bekliyoruz biz ama iftarda. Yani nasıl diyorsun evet. öyle şimdi olmadı. Yani biraz bize birkaç bardak opsiyon bırakmanız lazım. Hiç içmeyin dendiği zaman olay bitti. Biz şu anda bir yerlerde iftar olduk yani. Ya hocam şey denedim e, daha az böyle e, çay içerek böyle sütlü çay falan içmeye biraz böyle tadını alıp hani o e, çay tabii içilir birkaç bardak belki içilir ama e, özellikle kahve mesela çok uykuyu ya benim açımdan kaçırıyor. Ben Şu kendi... anda sosyal medyada da şöyle insan boyunda bardaklara çay içip koyup insanlar iftardan sonra ben falan diye böyle şey yapıyorlar siz biliyorsunuz ki bir iki bardak millet böyle şeyle içiyor. Yani işte aynı saati bozar. Yani şöyle uykuyu geciktirir uyku gecikince tabii o biyolojik saat dedim ya çevresel saatler etkileniyor hani ana saatte uyumsuzluk oluyor direkt e, çevresel saatleri değiştirmiş oluyoruz uykumuzu geciktirdiğimiz zaman çünkü çok kolay onlar etkileniyor direkt e, olumsuz bir tablo çıkıyor gibi görünüyor yani evet böyle bir zararı olabilir aslında ben o yüzden işte kahvesizde duramadığım için biraz erken kalkıp e, sahurdan hemen önce kahve içiyorum. O çok rahat ettiriyor yani öyle bir şey tavsiye ederim biraz daha dayanın iftardan sonra daha iyi oluyor. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim hocam. Sorusu olan var mı? Mehmet hocam sizde vardır soru. Hocam ben de aslında şeyi merak ediyorum. Selam hocam çok teşekkür ederiz. E, bu malumunuz kışın e, süre azalıyor yazın çok süre artıyor mesela oruç tuttuğumuz saatler söz konusu olduğunda. Bu yapılan araştırmalarda bu dikkat alınıyor mu mesela yani bazen 4-5 saatlere varan farklar ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu ee, daha fazlası bile var evet yani e, alınıyor e, şöyle aslında bence o yüzden benim tahminim bence o yüzden Ramazan orucu ile ilgili çok fazla veri yok e, çünkü Ramazan orucu dediğimiz şey böyle belli bir e, şey ya 22 saate kadar oruç tutanlar var belli yerlerde. Ee, genel olarak 15 saat var. Ee, galiba 9 saat bile var yani 9 saat gibi kısa bir zamanda bile. Ya yani hepsinin faydası var aslında ama mesela keton üretimi 12 saatten sonra başlıyor gibi. E yani hepsinin belli bir olumlu faydası var. Tabii yani. biz genelde hocam ibadetlerin bir hikmeti olur. E, elbette yani ama e, malumunuz yani biz Allah emretti diye bunu tutuyoruz. Çok e, aslında şimdiye kadar öyle bir faydası zararını da çok böyle hesap etmiyoruz yani. Evet. Ama Cumhur Hocam'ın da dedikleri önemliydi. <laughs> Acısını çıkartırcasına böyle iftarda çok böyle tıka bası yediğimiz zaman da çok sanki faydası kalmıyor gibi. Ama her şeye rağmen Ramazan gerçekten çok güzel bir ay. Sadece işte oruç değil, beraberinde işte ailecek iftarlar, ee, psikolojiye de çok güzel geliyor yani bambaşka bir böyle e, çehreye bölünüyor insan e, adeta e, kendini e, farklı bir koşullarda hissediyor bir farkına varıyor yılın farkına veriyor zamanın farkına varıyor açlığın farkına veriyor yani birçok yönden zannedersen faydası var e, bu sağlık yönden faydası da e, biraz bonusu gibi e, evet. için aslında ben şöyle kişisel, e, bir şeyi hatırlıyorum. E, benim e, bir yakınım e, kanser oldu. E, kanser olduğunu şeyde hissetti. Kendisi çok erken hissetti. Hatta doktorlar şaşırdılar yani. Bu çok daha böyle fark edilmeden e, insan da şey yapar diye. E, bu Ramazan'da aç kalıyorsunuz biliyorsunuz. İşte o yakınımın o rahatsızlığı Ramazan'da o kadar artmış ki hemen Ramazan'dan sonra doktora gidiyor ve ondan sonra da periton kanseri teşhisini koyuyorlar. Yani sadece anımsatmak istedim. Belki hani sizin anlattığınız işte o orucun savunma hücrelerini tetiklemesi, bunların işte kanserli hücrelere savaş açması gibi durum burada aklıma geldi. Tabii bu ne derece bağlantı kurulur bilmiyorum. Ben hocam çok da çok teşekkür ederim. Gerçekten yani da. özellikle iki tane genetikçi hocamızı burada ağırlamak bizim için gerçekten çok güzel bir şey. Sunumunuz da çok profesyoneldi. Aslında buradaki mesele şöyle oluyor. Ben mesela hiç sağlık mesela biyolog olmama rağmen sağlıklı sağlığa yarıyormuş yaramıyormuş hiç orada değilim. Tamamen e, bu zaten hani sorgusuz hani iki kapak arasında iman etmek diye bir hani tabirle alakalı ve en önemli şey işte Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olması ve tamamlandığı ay olması bizim bunu tasdik ediyor olmamız, tasdik ettiğimiz için oruç tutarak tasdik etmemiz gibi çok daha üstün bir e, yani şey olduğu için hani ben burada biyologluğu atıyorum yani zararlı da olsa evet. ki zararlı olmaz muhtemelen ama yani şey bir olmasa bize zarar olacak bir şey emredilemeyeceği için burada direkt önden kabul tamamen bilimsel dışında bir bakış açısıyla önden kabulle geçiyor yani. Yani hocam mesela köydeki ben hayatı hatırlıyorum o yaz günleri o sıcakta tarlada oruçlu herkes çalışırdı kimsenin de gıgı çıkmazdı yani hiç kimse de öyle halinden şikayetçi olmazdı biraz insanın kendini şartlanmasına da bağlı zannedersen. Evet. Şimdilerde evet. biraz daha biz böyle biraz nazlıyız yani Evet, gibi. maalesef öyle olduk. İbrahim Bey de bir soru soracak herhalde. Buyurun hocam. Öncelikle hocam Selen hocama çok teşekkür ediyorum böylesine hem didaktik hem orucun bilişsel faydalarını bize anlatan, bununla da yetinmeyip dini noktada da katkılarına, etkilerine yer verdiği bu sunumu için ee, tabii ki İslam açısından biz e, orucu ibadet olduğu için yapıyoruz. Bu sonuçlar açısından değil. O konuda ben de hocama katılıyorum. Ee, burada e, benim sormak istediğim nokta şu aslında. Daha önce yapmış olduğum bir okumada Tuvalan'la e, e, Balinas, Tuvala'nı Apollon diye bir şahsa rastlamıştım. Cabir bin Hayyan'ı incelerken. Bu insanın e, öne çıkan özelliği tarihte ilk vejeteryan Kişi olarak öne çıkıyor ve böyle etle beslenmediği için kendisine atfedilen bir takım insanüstü özellikler de bulunuyor. Merak ettiğim nokta şu, hani sunumun detaylarında da hep bu hususa yer verildi. Hani nelerle beslenirsek nasıl etkisi olur? ya da beslenme alışkanlığımızın bizi bilişsel durumumuzu nasıl etkilediğine daha çok dikkat çekildi. Acaba yani dinden de bağımsız olarak sorum şu Selen hocam. Dinden de bağımsız olarak beslenme alışkanlığı yani biraz daha spesifik bir detay vermek gerekirse böyle hayvani gıdalardan uzak durma, bir takım vejeteryan bir yöntem benimseme insanda böyle e, tabiat üstü bazı güçlere e, imkan tanıyabilir mi? Böyle bir örnekle siz hiç karşılaştınız mı? Ya da böyle bir mesela ben balinas örneğinde bunu gördüğümde e, biraz şaşırmıştım. Şu an sizin sunumunuzla daha da anlamlı bir e, zemine oturdu. Yani tamamen beslenme alışkanlığıyla e, irtibatlandırdığınızda böyle insan üstü özellikler gösterebilecek tarihi e, bir figür ya da e, kişi hiç karşılaştınız mı? Onu merak etmiştim. Şeyler. Yani insan üstü dediğiniz nasıl bir şey? Mesela hayvanlar mesela insanları iyi, hastaları iyileştirme özelliği bu kişiye atfedilmişti. Benim ilgimi çekti. Ya da ne bileyim e, büyüyle insanlara bir takım şeyleri yaptırma gibi özellikler bahsetmişti Ve bunun e, bu, bu özelliğe sahip olmasında da onun beslenme alışkanlığına e, bir takım e, referanslar gönderilmişti. Ben açıkçası bunu merak ettim. Hani kişinin Beslenme alışkanlığıyla, bu bazen dini bir referansla ele aldığımızda oruç diyebiliriz. Ee, ya da yediği, içtiği, tükettiği beslenme e, hususları onun e, onu nasıl etkiliyor? Yani sonuçta bu bizim tasavvuf kültürüne de baktığımızda mesela İbli Arabi'de e, kalpte e, muhabbetullahı tesis etmenin bir e, ön koşulu olarak orucu görüyorlar. Ya da sufi geleneğe baktığınızda işte bir insanın kalp gözünün açılması için bir e, aşama olarak görülüyor. Ya da işte Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da bu orucun yaygın e, bir ibadet olduğunu e, görebiliyoruz Müslümanlığa ek olarak. Yani bu o, oruç meselesi insanın ee, belki orucu riyazet olarak da e, değerlendirebiliriz. E, i̇nsana böyle e, bir takım e, ekstrem e, kazanımlar da e, sunuyor mu? Böyle bir örnekle siz daha önce hiç karşılaştınız mı? E, sadece e, teyit etmek istedim. Ya ben karşılaşmadım. Evet. Görmedim de okumadım da ama şey... Evet. Yani bana göre insan üstü değil, insani özellikler arasında tabii geliştirme söz konusu olabilir. Zaten bahsettim gibi mesela Ramazan orucu zihinsel fonksiyonları geliştiriyor. Vejeteryan bahsetmede mesela Hristiyanlarda öyle bir durum var, öyle bir oruç var vejeteryan. Bu evet. vejeteryan beslenmenin de çok faydaları var. Çünkü mesela bağırsak bakterileri örneğinde vermiştik. Ee, ne kadar çok çeşitli bitki yersek o kadar e, beynin ne olumlu etkiliyor bağırsakla beyin ekseni nedeniyle bu nedenle yine muhtemelen vejeteryan beslenen birisi eğer e, tabii şey e, tam protein alması gerekiyor ette olan bir şey onları da eğer alıyorsa diğer kaynakların eğer protein dengesini düzgün sağlıyorsa muhtemelen e, oldukça sağlıklı bir zihne sahip olacaktır. Yani insan üstü özellik çok e, yani çok yani ...ilgi alanıma da giren bir durum değil ama... E, yani insani özellikler içinde... ...çok geliştirme sağlayacağını... E, ...söyleyebilirim. E, mesela hayvani gıdalardan... ...uzak bir şekilde tüketmenin. Hatta e, şey söyleyeyim, yani insan özelliği diye değil ama... ...burada da bir vurgulayalım. bir, bir e, Ben kendim vejetaryen olmasam da destekliyorum. Çünkü e, iklim değişimine karşı... ...önemli bir etki sağlıyor. Orada da altında çizmiş olalım. Böyle bir e, hayır hayra vesile olacak da... ...bir yanı var yani. Vejetaryen beslenmenin. Çünkü... Ee, şu anda inekler e, e, dışarı saldığı gazlarla metan gazı salıyorlar ve mesela atmosferi e, kirletiyorlar. Yani şu anda e, hepimiz ot yemeye tekrar geri dönsek büyük ölçüde e, iklim değişimini sonlandırabilecek bir etki sağlamış oluruz. Onun da altını çizmiş olalım. Burada da bir hayra vesile olur yani. Öyle. Evet. E, 2030 yılında iki Ramazan olacağı söyleniyor diyor ama tabii bu biraz... E, yani onunla ilgili bir şeyimiz bilmiyorum. Burada bir uzman var mı takvimlerle ilgilenen? E, o herhalde bu şeyin kaymasıyla alakalı denk mi geliyor? 10 gün geri gelmesiyle alakalı olacak bir şeydir herhalde. Çünkü evet, de hiçbir de takvimle miladi takvimin aynı olmadığı yani kayıyor ya geriye doğru. Hocam bir yıl Ramazan'ın başlangıcındadır. Tam yıl sonunda da aralığın herhalde 20'sinde falan başlar. İşte öyle de ama iki ayrı Ramazan iki defa gelmez de birisinin yarısı gelir. Yarı yarı gelir yani. Yani olabilir. Şimdi yani Yaz'a de... yaza gelme olayı olmasın gün... mı hocam. İstediği kadar kışa gel yani. <laughs> kışa yaz yani yaz çok zor. Benim rahmetlilerle bir şey demişti ya. Ben zaten gençken tuttum ya kışın şey yazın <laughs> ikinci kere bir daha denk geldi falan demiştim. Yani tabii tutuyor gene ama hani şey demişti işte ben hakkımı savmıştım aslında falan sıramı savmıştım gibi. Evet başka soru yoksa hocam bilmiyorum var mı katkınız ya da kapatabiliriz. Hmm. Kimseden bir şey gelmiyor ee, herhalde tamam gibi gözüküyor. 30 yılda bir evet yani dolayısıyla 60-70 yıllık bir ömürde iki kere herkesin eee görmesi nasip olsun diyelim. Yani en az iki kere görelim inşallah. Evet başka yoksa sorular ya da katkılar. Selen hocamıza teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için e, genç meslektaşıma. Ben sağ olun. evet. E, i̇nşallah başka programlarda yine kendisini dinlemek dileğiyle. Hocam Mehmet hocam, sizin sözünüz varsa kapatabiliriz oradan. Hocam biz de çok teşekkür ederiz hem size hem Selam Hocamız'a. Allah nice yaz aylarında Ramazanlara konuştursun diyelim ki <laughs> uzun ömür vermiş olacak böylelikle. Hayırlısıyla. Evet inşallah. İnşallah bir başka programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese i̇yi. sevgiler saygılar sunuyoruz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.